Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Karadeniz'in has kara lahanasından çorba yapacağım. Kayınvalidem sağ olsun çok güzel yapar. Her yaz gittiğimizde bolca yeriz, çok da sağlıklı. Öncelikle kara lahanaların daha genç olmasını, ufak saplı olmasını, ince saplı olmasını daha doğrusu seçin lütfen alırken. Çünkü çabuk pişmesi açısından iyi olacaktır. Kara lahanaları önce ben sirkeli ve karbonatlı suda beklettikten sonra güzel yıkadım, duruladım. Ve ilk önce biraz su koyarak lahanaları doğradıktan sonra haşlama yapacağım. Çünkü haşlama yapmadan biraz zor pişiyor. Bazen hiç pişmiyor. Onun için de dikkat etmemiz lazım. İçine bir kaşık tuz attım ve doğramış olduğum kara lahanaların saplarını ayırarak haşlamak için tencereme alıyorum. Kalan lahanaları da seçtim ve bunları da içine attıktan sonra pişme derecesini kendiniz bakabilirsiniz. Eğer ağzınıza aldığınızda dağılıyorsa, pişmişse yeterli olacaktır. Eğer pişmemişse biraz daha pişirmeye devam etmelisiniz. Bu arada barbunyalı yapacağım ben. Genelde barbunyalı yapılıyor. Çok daha vitaminli oluyor. Barbunyaları da yazdan buzluğa koymuştum. Yarım kilo kadarını suya koydum ve haşlıyorum. Haşladıktan sonra hepsini kullanmayacağım tabii ki. İstediğim kadar kullanacağım. Bir tas kadar kullanıyorum. Siz de istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Aman kapağına dikkat edelim. Kapalı kaldığı sürede taşabiliyor. Gördüğünüz gibi kontrol ediyorum ve gayet güzel pişmiş. Şansıma çok çabuk pişti. Süzelim. Suyunu kullanmayacağız çünkü suyu acı olabiliyor. Çok da lezzetli olacağını sanmıyorum. Onun için suyunu kullanmadım. 2 orta boy soğanı güzelce doğradım ve tencereme alıyorum. Üç kaşık dolu dolu zeytinyağını da soğanlarımın içine koydum ve kavrulması için ağzını kapattım. Soğanları genelde kavururken lütfen ağzını kapatın. Çünkü ağız açık olduğu zaman soğanlarımız istediğimiz gibi kavrulmayacaktır. Bu nedenle soğanların kavururken mutlaka kapağını kapatın. Bu arada barbunyayı da süzdüm. Evet, bir kaşık da tereyağı koyuyorum çünkü kıyma ya da et kullanmadığım için. Aslında yağlı kemik de kullanılabilir fakat olmadığı için kullanmadım. Bu seferlik böyle yaptım. İnşallah bir dahasına kemikli yaparız, daha güzel olur. Bu arada olmazsa olmazı Karadeniz'in iç yağı tabii. Ben de çok sevmem ama kurbandan kalan iç yağım vardı. Bir küçük gördüğünüz gibi bir 5 gram kadar attım. Daha sonra çıkaracağım onu. İçinde kalmayacak. Göreceksiniz. Lezzeti katacaktır. Evet, et lezzeti katacaktır. Bu arada bir kaşık da bulgurumu yıkadım ve lahananın içine attım. Salça kullanmıyorum. Bizim yörede Ardeşen, Rize yöresinde salça
Hiç kullananı görmedim ama isterseniz siz tabii kullanabilirsiniz. Böyle de çok hafif ve sade oluyor. Evet, barbunya, bir tas kadar barbunya kattım. Bir kaşık bulgur attım. İki soğan. Gayet sağlıklı, güzel bir çorba olacak. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Biraz harcı hep beraber kavurduktan sonra su kaynatmak lazım. Tabii ki bu arada kaynar su kullanmamız gerekiyor. Yaklaşık bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Lütfen tuz kullanırken çok cömert olmayalım. Çünkü tuzsuzun her zaman çaresi var. Fakat tuz olunca sıkıntı yaratabiliyor. Onun için tuzu az kullanmaya çalışalım. Sağlık açısından da çok faydalı olmadığını biliyoruz. Bütün malzemeyi koyduktan sonra şimdi kaynamış suyu da ekleyelim ve tekrar pişmeye bırakalım. Eğer sulu seviyorsanız suyunu daha fazla koyabilirsiniz. Kendiniz ayarlayın. Ben yaklaşık 6 bardak kadar koydum. Lahana kokusu sardı evi. Evet, biraz daha su ekledim çünkü koyu oldu, katı oldu daha doğrusu. Barbunyaları da atınca doğal olarak katı oldu. Tekrar karıştıralım. Gördüğünüz gibi yeşili üzerinde mis gibi kokusu ve son kez 2 çorba kaşığı kadar da mısır ekledim. Sevmiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Görsel olarak güzel göründüğü için kullandım ben. Gördüğünüz gibi et parçasını, yani iç yağını da aldım. Üzerine isterseniz kırmızı pul biber ya da istediğiniz baharatlarla süsleyebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.